Evet dostlar, geldik paralel kenarın ikinci videosuna. Burada da kardeşlerim karma sorularımızı çözeceğiz. Hani biraz daha konuyu iyi anlama, iyi kavrama adına 27 tane falan karma soru hazırlamışım ben dostlarım. Burada da formülleri, kuralları öğreneceğiz. Sonra bir de yeni nesiller videomuz olacak. Yeni nesil soruları çözeceğiz. Daha da iyi pekiştireceğiz inşallah diyelim. Hadi bakalım gobeller. Vira bismillah diyoruz. İlk sorumuza bakıyoruz. Ne demiş? Açıortay dik DF2, şuraya 2 yazalım. FA 8, AB 15, tabii ki burası da 10, burası da 15 diyelim. Alanını soruyor paralel kenarın. Arkadaşlar iki açıortayın arası 90 dereceydi. Bakın diklikten diklik indi. Hemen ökleti çakalım. H kare eşittir 2 çarpı 8'den 16. H eşittir 4 diyelim. Bir de buradaki üçgenimin diklikten inen dikliği, yani yüksekliğimiz, şu paralel kenarın bu yüksekliğine eşitti. 2 katı tabii ki. 8 o zaman. 8 yükseklik, taban 15. 8 çarpı 15 de bana alanını verecek. 120'yi paketledim dostlar. Evet, devam ikinci sorumuzla. Bakınız burada da aynı özellik. Yine iki açıortayın arası 90 derece ve üçgenin yüksekliği 6 ise hemen şöyle zıt yönde olan yüksekliği de 2 katı olarak söyledim. 12'dir bunun yüksekliği dedim. Taban 10. Yükseklik 12 ise çarptım. Alanı buldum arkadaşlarım. Buna bakalım bu ne diyor? 5 vermiş bize burada. AC'nin tamamı acaba nedir diye bir soru soruyor. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Şimdi köşegenler birbirini ortalıyordu. Şurası o halde birbirini ortalayan E noktası diyelim. Bakın şu EC bizim bir kenarortayımız oldu dostlar. Bu bir kenarortay. Şuna bakın. Hocam bu da bir kenarortay anasını satayım. O zaman iki kenarortayın kesim noktası F, üçgenin ağırlık merkezi oldu dostlar. Hangi üçgenin? Denizli, Ceyhan, Bursa üçgeninin ağırlık merkezi. Tabana bir açıya 2'den burada 10 geldi. Köşegenler birbirini ortalıyordu. 15 ise bu da 15. Toplam AC 30'u paketledik. Burada ne diyor? EF kaçtır diye bir soruyor. Salak bir doğru görüyoruz. Salak doğru görünce ne yapacaktık? Bunu hipotenüs olacak şekilde bir diklik indireceğiz arkadaşlarım. Soruyu buradan çözeceğiz. Şimdi öncelikle şu EF'yi şuradan bir diklik indirelim ya. Şurası 30. Şuradan bir diklik indirelim aşağıya doğru. Bakın burası da 6 kök 3. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak 2 kök 3. 60'ın karşısı ise 30'un kök 3 katı olacaktı. 6 şuraya da yazdım. Bu dikliği ben buradan da indirirsem, bakınız EF'yi artık neyin içine soktuk? Bir dik üçgenin içine soktuk. Hipotenüs yaptık. Çok rahat buradan bulabiliriz diyorum. Bu diklik de 2 kök 3 olacak tabii ki haliyle. Başka ne biliyoruz? Şurası 12 diyebiliyoruz. Şurası 6 ile 2'nin toplamı 8. Şuraya A dersek şuranın da A olacağını ve karşılıklı kenarlar eşit olduğundan burası 12 artı A ise burası da 12 artı A'ya eşit olacak. Yani 8 artı, şuraya da B diyeyim hatta. 8 artı A artı B eşittir 12 artı A'ya. A'lar gitti. B eşittir 4 geldi. Şurası da 4'müş dostum. Hadi Pisagor'u çakalım. 12, 16 daha 28 yaptı. 2 kök 7'yi paketledik dostlar. Evet, şu soruya bakıyoruz. 2 olduğuna göre x kaçtır? X aynı zamanda burası da x. 8 ise burası da 8. Eşit açılara da A diyelim. Bakın karşılıklı açılar eşitti B. B yazıyorum buraya. Ve iki üçgenin iki açısı eşitse üçüncülere de seve seve C yazıyorum. Ve baktım ki açılar eşitse bunlar benzerdir diyorum. Hadi benzerleyelim. Soldakinde C'nin karşısı 8, sağdakinde C'nin karşısı x eşittir. Solda A'nın karşısı x, sağdakinde A'nın karşısı 2, x kare 16. Hemen Adana'yı paketledim. X 4. Geldik bu soruya. Çok klasik bir soru. Böyle karşılıklı köşelerden, ardışık iki köşeden karşı iki kenara böyle oklar, kenarlar çizilmiş. Hemen şuradan arkadaşlarım bakınız şöyle bir paralel doğru çizip şuraya K noktası diyelim. Bu da burayı ikiye bölmek zorunda. Sonuçta paralel çizdim ya buna. Orta taban oldu. Burayı ikiye böldüyse burayı da ikiye böldü. Yani ben şuna A birim dediğimde burası 2A uzunluğunda oldu.
Tabii bu da 2A. O halde burası da 4A. Şimdi de bir de kelebeği görün dostlar. Olayı bitirelim. Var mı böyle süslü bir kalem? Var. Şurada kelebeği görelim bakın hemen. Şunu aldım. Şurayı boyayalım. Ama sırf bunu kullanmak için yapıyorum. Ha, belki de siz kelebeği çoktan gördünüz zaten. Bakayım bu kalem de bir işe yarıyor mu diye. Güzel. Keçeli kalem gibi boyamışlar burayı. İşte bakın bu kelebeği kullanacağız dostlarım. Hemen oranı yazıyorum. A bölü 4A yani 1 bölü 4 eşittir. Şurayı 3 vermiş. Burası da x. 3 bölü x dedim. Denizli'yi paketledim içler dışlardan. O kalemi değiştirince oklar da görevini yitirdi. Hemen düzelttik. Evet yine klasik bir soru. Ardışık iki açının arasındaki açı 90 derecedir demiştik. Bunu bir yazalım. Şimdi bu soruyu birkaç farklı yolla çözebiliyoruz. 1. Yukarıdan aşağı diklik indiriyorum. 2. Tam şu E köşesinden şöyle sağa sola doğru paralel çizip çözebiliyorum. 3. Yine Edirne'den X'e paralel çizip de çözebiliyorum. Ben bunu tercih ettim. X'e paralel çizdim arkadaşlarım şöyle. Tabi burada şimdi Z harfi çıktı karşıma. Burası da çizgili açı. O halde bu buna eşit. Ve buradan çizdiğimiz paralel hani çok uzatmaya gerek yok. Muhteşem üçlü yapıyordu. Burayı da ikiye bölüyordu. Bu tarafı da ikiye bölüyor ki toplam 24, 12, 12 diye ikiye bölecek. O halde şu araya 4 kaldı. Bakın 3, 4, 5'i bulduk. Şu da 12, 12, muhteşem üçlüden 12. Toplam ne çıktı burası? 17, x de 17 dedim. 8. sorumuz dostlarım. Hemen şu köşegeni çizdiğimde, bakın bu üçgenin bana tabanını 9 vermiş. Tabanı 9. Yüksekliği de dışarıdan çizilmiş 4. O halde üçgenimin alanı 4 çarpı 9 bölü 2'den 18'dir yazdım. Kenarlar birbirine eşit olduğu için üçgenin kenar ortayı alanı 2'ye bölecek. Bu da 18. Paralel kenarın köşegeni de alanı 2'ye bölecekti. Bu tarafı 36 ise bu da 36. Toplam 72'dir tüm alan dedim. Evet, 9. sorumuz. 8'i vermiş. BE'yi de 10 vermiş. Bak sen şurayı çizdiğinde bu üçgenin alanını buluyorsun artık. 8 çarpı 10 bölü 2. 80 bölü 2'den 40. Ve ne dedik bu üçgen için? Tüm paralel kenarın yarısı olacak. Yani tüm paralel kenar 80. Şöyle ardışık iki köşeden çıkıp da karşı iki kenara düşüyorsa üçgen alanın yarısıdır demiştik. Devam. 10. soru. Evet, yamukla paralel kenarın bir arada olduğu bir soru. 4 eşit parçaya bölünmüş burası. 3 eşit parçaya bölünmüş burası. 12K diyelim şu kenarın uzunluğuna 12. X diyelim. O halde bunların her biri 4x, 4x, 4x. Bu da 12x olacak. Böl 4'e 3x, 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 3x. Şuradan da bir yükseklik indirdiğinizde dostlarım bu yükseklik artık hem yamuğun hem de paralel kenarın yüksekliği olacak. İkisininki de haş. Şimdi bize neyi soruyor? Taralı bölgenin alanı yani yamuğun alanı. Hemen söyleyelim. Alt taban artı üst taban. Bakın yamuğun alt tabanı 6x, üst tabanı 4x bölü 2 çarpı yükseklik eşitmiş 15'e. Yani 10x bölü 2'ye 5x çarpı h eşittir 15'miş. O halde x çarpı h eşittir 3. Şimdi paralel kenarın alanını yazalım. Tabanı 12x çarpı yüksekliği de h bana bunu soruyor. X çarpı h'ı 3 dedik. 12 çarpı 3'ten Denizli'yi paketledik dostlar. Şuna bakıyoruz. Yine aynı soru arkadaşlarım. Bakın burası 1, 2, 3, 4 parçaya yine bölünmüş. Burası da 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. 4 ile 5'in ortak katı 20x diyelim bu sefer. 20x'e 5'e böldüğümde her biri 4x. 4x, 4x, 4x. Bu da 4'e böldüğümde 5x, 5x, 5, 5x diyelim. Şuna da 4x diyelim. Evet, tüm paralel kenarın alanı. Şimdi bunun yüksekliğini h dersek dostlarım, bu paralel kenarında yamuğun da yüksekliği. Paralel kenarın alanı 20x çarpı yükseklik. Bu 160'mış. Demek ki x çarpı h 8'miş. Bu dursun elimizde. Şimdi bize yamuğun alanını soruyor. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban. Tabanları toplamı. 8x buradan, 10x de buradan, 18x bölü 2 çarpı yükseklik. Bana da 9x haşı soruyor.
XH 8'di. 9 kere 8 72'yi paketledim. Geldim 12 numaraya. Dostum burada da şu kuralı yapacağız. Bak buradan çizdiğim yükseklik H ise şuradan çizdiğim yüksekliğin de ben H olduğunu biliyorum artık. Tabii ki burası da 6. Şurada bir Pisagor yapalım. 36 eşittir 4'ün karesi artı H kare diyelim. 20 eşittir H kare. 2 kök 5 çıkıyor H. Yani yüksekliği 2 kök 5 de bulduk. Bana da bu üçgenin alanını soruyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 8 kök 5'miş üçgenin alanı. Evet, alan dağılımı sorusu AK DK oranını vermiş. AK'ya 3x, DK'ya da 2x yazdım. O zaman bu da 5x. ALLB, buraya B yazdım. Burası 2 katıymış AL, 2B yazdım. Alan ABCD tamamının alanı nedir diye soruyor dostlarım. Hemen şunu çizerseniz bakın 3'e 12 yani 4 katı. 2'ye 4 katı 8 düşecek. Sonra devam. Şimdi 2B ile B'yi kıyaslayacağım. Yalnız B'nin üçgeni yok. O yüzden şu köşegeni çiziyorum ben de. Diyorum ki 2B'ye toplam 20 düştü. B'ye yarısı düşecek 10. Ve köşegenin alt tarafı 30 ise üst tarafı da 30. Toplam 60'ı paketledim dostlarım. 14'te benzer bir soru. Alan DEF'yi 8 vermiş şuranın alanını. Bir de oranlar vermiş. Şimdi ED'ye 2 diyeceğiz. AE'ye 3. FC'ye 1 diyeceğiz. DF'ye 4. Hadi oranı patlatalım. Şuradan şu köşeyi çizelim. 4'e 8 düştüyse 2 katı 1'e 2 düşecek diyelim. Sonra 2 ile 3'ü kıyaslayacağım. Köşegeni çiziyorum hemen. 2'ye 10 düştü arkadaşlar tamamı. 5 katı 3'e 15 düşecek ve köşegenin üst tarafı 25, alt tarafı da 25, toplam alanı 50 bulduk diyeceğiz. Yine benzer soru. DE'ye 3K, EF'ye 4K de diyor. Hemen şurayı çizdiğimde DEC'nin alanı 12'ymiş. Bak 3K'ya 12 düştü 4 katı. 4K'ya da 16 düşecek ve şu üçgenin alanı 28 oldu. O halde tamamının alanı 28 2 katı olacaktı. 28 mi oldu? Evet, 2 katı 56 dedim. 16. sorumuz. Bakın benzerini çözdük. Şurası da köşegenler ikiye böleceği için birbirini ikiye bölecek. Şu K noktası ağırlık merkezi oluyordu. Çünkü şu adam kenarortay. Bu da kenarortay. İki kenarortayın kesim noktası ağırlık merkezi. Yani sen şunu çizersen bu da kenarortay olacak. Ve alan hatırlayın ağırlık merkezi üçgenin alanını 6 eş parçaya bölüyordu. Taralı bölgenin alanı 12'ymiş. O zaman 6, 6, 6, 6, 6, 6. Yani 36 burası. 36 da burası olacak. Köşegen olduğu için alanı 2'ye bölecek. Tüm alan 72 gelecek. 17. sorumuz. Doğrusal DE eşittir EC. Tamam, orası 2'ye bölmüş. Ortadaymış. Taralı alanlar toplamı 20'dir diyor arkadaşlarım. Taralı alanlar toplamı 20 olduğuna göre alan ABCD tamamının alanı da nedir diye bir soru sormuş bize Emicem'in oğlu. Hemen şöyle yapalım. Yine bu köşegen 2'ye böldü. Bakın şu kenarortay. Şu da kenarortay arkadaşlarım. O halde F noktası yine şu üçgenimizin ağırlık merkezi. DAC'nin ağırlık merkezi çıktı. Tamam. O halde ben üçüncü kenarortayı da çiziyorum. Bu da burayı ikiye böldü diyorum. Ve alana 6 eşit parçaya bölüyorum. A, şöyle A, A ve A yazıyorum. Peki köşegenimin üstüne 6A dediysem altına da 6A diyeceğim. Hatta burayı da şu kenarortay olduğu için 3A, 3A 2'ye bölecek. Bakın taralı alanlar 1, 2, 3 de buradan 5A'yı bana 20 vermiş. Demek ki A 4. Neyi istiyor? Tüm alanı istiyor. 6A, 6A daha 12A'yı istiyor bizden. 12 çarpı 4'ten 48'i paketledik. 18 numaradayız dostlarım. Taralı alanlar toplamı nedir diyor. Bakın şuraya A alanı dediğimde şu 15 ile A'nın toplamı, görün bunu, 15 ile A'nın toplamı. Ne demiştik? Paralel kenarın yarısı. 15 ile A'nın toplamı bu paralel kenarın bir yarısı. Yarısı. Şimdi şu köşegenin
Üstünde kalan şu üçgenin de alanı yine paralelkenarın yarısı değil mi arkadaşlarım? Şuna x, şuna y desek. X, a ve y'nin toplamı diğer yarısı olmayacak mı? X, a ve y'nin toplamı da paralelkenarın yarısıdır. A'lara bay bay. Bakın x ile y'nin toplamı 15 geldi dostlar. Bak çok benzer bir soru. Şimdi şuraya a dediğimde 12 ile a'nın toplamı yarısı. Peki şuna x, şuna y dediğimde bu köşegenin altındaki şu üçgenin alanı da diğer yine yarısı yani. X, y ve a'nın toplamı da bir diğer yarısı. A'lar gitti. X artı y 12 çıktı. Paketledik geldik. 20'ye bakalım. 4 eşit parçaya, 2 eşit parçaya bölünmüş, göstermiş. Alan AG neydi? GBH şurasını 10 vermiş. Dostum şurayı çizdiğimde şöyle. Bak bu kenarortay ya şurası. Şu doğru kenarortay. 2'ye böldüyse alanı da 2'ye bölecek. 10, 10, 20. Sonra şuna bir birimlik parçaya 20 düştüyse şöyle çizersem bu da 20. Şöyle çizersem bu da 20. Tabii ki bu üçgeninki de 20 olacak. Zaten bana onu soruyor. 20'yi paketledim. Evet, buna geldik. Bakalım bu ne diyor? Şimdi bir kere öncelikle hani şu iki doğru tam ortaya geldiyse şuradaki L ve K köşegeni gör, bir hatırlayın 3 eşit parçaya bölüyordu. Bunu bir söylemiş olalım. Belki bir işimize yarar. Burasını 6 vermiş. Tamam. Alan NKLM. Şuradaki dörtgenin de alanını bizden istiyor arkadaşlarım. Bakın şöyle yapacağım şimdi dostlar. Şu kelebeği göstereceğim ben size. Nasıl yapalım? Yine şuradan boyama kalemini alalım mı ya? Şurada bakın. Buradaki 6 ile şuradaki boyadığım yere dikkat edin. Şurası arkadaşlarım. Şurası bir kelebek. Hatta oranı ne bu kelebeğin? Şuraya K dediğimde burası da K, burası 2K, 1'e 2 oranı var. O halde burası 6 ise burası şey 1M ise mesela burası 2M zaten MM biliyoruz. Şurası N ise burası 2N. N'e 6 düştüyse 2N'e 2 katı düşecek 12 diyelim. Bunları bir söylemiş olalım. Şurası toplam 18 yaptı yani. Peki devam. Başka ne yapabilirim? Bakın şuradaki M'ye 12 düştü. O zaman buna da 12. O zaman buna da 12 düştü diyebilirim. Şu köşegenin üst tarafı oldu 36. 3 tane 12 oldu. 36. Alt tarafı da 36 olacak. Buradan hareket edebiliriz mesela gerekirse. Hatta şu da 6'dır. Buna eşittir falan. Böyle de buluruz ama devam. Başka bir şey yapalım biz. Şimdi de benzerlik yapacağım arkadaşlarım. Şu benzerlik bakın. Şu kenarın şu kenara paralel olmasını konuşacağım ki benzerlik oranları 2'ye 3. Görün dostlar şunu. Küçük üçgen 2n, büyük üçgen 3n. 2 bölü 3 eşittir. Bu benzerlik oranı. Tabi bunun karesi yani 4 bölü 9 da alanların oranı olacak arkadaşım. Demek ki küçük üçgeninki 4a ise büyüğününki 9a şuraya da 5a kalacak. Ve 4a'yı 12 vermiş. Demek ki a3 5a'yı soruyor. 15'i paketledim Ceyhan. Evet 22. sorumuz. ABC'de paralel kenar. Bakın yine alan dağılımı yapacağız. Hani şuna alıştık artık. Az önceki soruda da yaptık ya arkadaşlarım. Şurada 1'e 2 oranı var değil mi? Şurada 1'e 2. Yine burada da 1'e 2 oranı var. Bunu isterseniz direkt böyle söyleyebiliriz. Taralı alan 20'ymiş. Buna göre diyor ki hatta şunların üçü birbirine eşitti. Bunu söyleyelim. 20 olduğuna göre tüm üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şuraya A dersem 1'e A, 2'ye 2A düştü diyebilirim. Hatta bakın bunların üçü birbirine eşit olduğu için alanları da aynı olacak. 2A buraya, 2A da buraya düştü deriz. Şimdi şu alttaki üçgende bir konuşma yapalım. Şurada. Bakın şunu çizersek dostlarım, şunu çizdiğiniz takdirde buna A düştüyse buna da A düşecek deriz. Sonra başka ne yapalım? Şurayı çizelim. Bakalım ne işe yarayacak. Şuna 2A düştüyse buna da 2A düşecek diyelim. Başka bu tarafa geldik şimdi. Buraya geldik. Bakın şu köşeden inen doğru 2 noktaya 4A düşürdü. 1 noktaya 2A düşürecek. Bunu da yazalım. 1 nokta dedim. Şuranın tamamı tabii 2A düşürecek. Hatta bu da şurayı 2'ye böldüğü için A
A diyelim biz buna. Evet. Üst taraf 2, 4, 6. Alt taraf da 2, 4, 6A oldu. Ve bana şuradaki yeşil yani 4A'yı kaç vermişti? 20. A'yı ben buradan 5 buldum. Ne istiyor? Tüm alanı. 6A buradan, 6A da buradan 12A'yı istiyor benden. 12 çarpı 5'ten Adana'yı paketledim. Evet, yine bir alan sorusu. Bakın biz bunu üçgende alanda pratik yolunu öğrettik. O yüzden şimdi burada direkt pratik yolu yapıyorum. BL'ye 1, CL'ye 2. Harf yazmayın demiştim. AB'ye 4, DK'ya 1. Harf yazmayın demiştim. O halde burası 3, burası da 3. Şimdi üçgenlerin alanını yazıyorum. 3 kere 2 burası 6A. 1 kere 4, 4A. 3 kere 1, 3A. Şimdi paralel kenarı yazacaktık. Şöyle 3 kere 4 12. Bir de 2 ile çarpın demiştik. 24A da paralel. Tamamı 24A. 10. 13'ü buradaysa ortaya da 11A kaldı. Şimdi tüm alan 24A dedik. Kaç vermiş? 192. Bir 2'ye bölsek mi? Ya da direkt 24'e bölsem kaç çıkıyor? 8 olsa 160, 32 daha. Evet, 8. A 8 geliyor buradan arkadaşlarım. Bana neyi soruyor? 11A'yı soruyor. 88'i işaretledim. Evet, bakın aynısı. 1, 1, burası 2, burası 2, 1, 1'i yazdım. Şimdi buranın alanı A. Buranın alanı 2A. 2 kere 1, 2A. Şimdi tüm paralel kenarı bulacağım. İki kenarını çarpıyorsun 4. Bir de 2 ile çarpıyorsun 8A. 2, 4, 5'i burada ortaya kaldı 3A. Şimdi CEF yani 3A'yı bize 24 vermiş. A eşittir 8. Bak bu pratiği unuttuysanız hemen üçgenin alanındaki sorularını izleyin tekrardan. Orada daha iyi hatırlayın bunu arkadaşlarım. Ne kadar kolay çözdüğümü fark edeceksiniz. Normalde bunun hani biraz daha uzun çözümü var. Tüm alanı soruyor bana. Tüm alanda ne bulmuştuk? 4, 5, 8A demiştik. 8 kere 8 64'tür cevabım dedim. Yine benzeri bakın. E ve F bulundukları kenarların ortaları. 1, 1, 1, 1, 2, 2'yi yazdım. 2A burası, 2A burası, 1A burası. O zaman tüm alanı bulalım. 2 kere 2, 4. 2 ile de çarptım. 8A. 5'i burada, 3A da buraya kaldı. CEF yani 3A'yı bana 15 vermiş. A'yı buradan 5 buldum. 8A'yı soruyor. 8 kere 5 40'ı işaretledim. Evet, yine bir benzer soru arkadaşlarım. Hemen bakalım buna da. Önce oranları yazalım. ED'ye 1, AE'ye 2 deyin diyor. Buna da 1, 1 yazdım. Burası 3, burası 2 oldu. Burası 2 kere 1'den 2, 2 kere 1'den 2, 3 kere 1'den 3A. Şimdi iki kenarı çarpıyorum. 3 kere 2 6. Bir de 2 ile çarpıyorum. 12A'dır tamamı. 5, 7'si burada. Ortaya da 5A kaldı. Şimdi alan ABC yani 12A'yı 120 vermiş. A 10. EFC'yi ortadakini istiyor. 5A'yı istiyor. 50'yi paketledim. Ne kadar pratik çözdük. Evet, burada da 27'de şu oranı yine bir yazalım. AB'ye 2. Nerede o? Tamamına 3. FB'ye 2. Şurası 2 ise buraya 1 diyelim. BEEC, BE'ye BE'ye 2K, EC'ye 3K, şuna da M diyelim, M diyelim. Burası 5K, burası 3M oldu. Neyi soruyor? ADF, ADF bölü, ADF bölü, DEC'nin alanı. Bak bunun alanı 5 kere 1, 5A. Bunun alanı 3 kere 3, 9A. 5 bölü 9'u istiyor bizden. Paketledik. Ne kadar kolay çözüyoruz bu pratik yol sayesinde. Evet, yeni nesil sorulara kadar geldik. Burada durdum. Bir sonraki videoda da yeni nesil soruları gömeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gobeller. Gençliğin gözyaşları.